bakalım Nisanur'cum. Evet, ben bunları buraya bırakıyorum Gürbüz. Sen yerleştirirsin hemen. O iş bende. Evet, hakim olmadığım bir yemeği yapıyor ama çok basit yemekler yapıyor. Sonuç itibariyle ekmeğin üzerine enginar koyuyor. Yani bunu yorumlayabilirim zaten. Tatlısına gelirsem, özellikle tatlısına gelirsem kremayla peyniri karıştırıp hamurla çevirecek yani. Bunu da zaten çok basit bir menüyle getirmiş. Özellikle eğer eti bana mangalda kızartarak gelirse benden bir başarı elde edebilir. Ama normal tavada ya da fırında tavuğu bana getirirse çok basite kaçtı. Şef değil yani. Kendisini hiçbir zaman rakip olarak görmedim. Menüsünü de çok iddialı bulmadım. Kendime rakip de görmüyorum. Benim menümün yanına hiç geçemez, uğrayamaz bile. O yüzden rakip değil bana. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum Gürbüz. Nasılsın? İyiyim, sen? Şöyle gel de sana bir bakayım. Tabii. Bandanayla saçını toplaman çok yerinde olmuş. Evet. Mutfağa çalışmaya geldim sonuç olarak. Şef ceketini de giymişsin. Tabii ki. Şef olduğumu gösteriyorum insanlara. Süpersin. O elindekiler ne? Elimde reçetelerim var, unutmayayım diye. Bir de nereden ilerleyeceğimi yazdım. Böyle reçetemi hazır ettim. Planlı programlı gidiyorum. Bravo. Ben de senin için buraları hazırladım. Başlayalım mı? Evet, başlayalım. Önce masamı kuruyorum, masamı kuracağım. Hazır mısın? Evet, hazırım. 3, 2, 1, süren başladı. Koş hadi hemen masanı kur bakalım. Hadi örtüyü aç da ucunu bana ver bakayım. Yahu örtüyü ne hale getirdin 2 dakikada? Örtüyü ütüledin değil mi? Ütüledim. Annem ütüledi. Annene mi ütülettin ha? Seni. Kız ters koydun. Evet, tamam, şu an düz. Pembe masa örtüsünü gri runner'la tamamlayan yarışmacımız çiçeğini ve mumlarını koyuyor masasına. Nasıl bir masa hazırlayacaksın? Çok ağır ve kalabalık bir masa istemiyorum. Hemen tabaklarımı alıp geliyorum. Başka bir şey koymayacak mısın? Hayır, koymayacağım. Tabaklar da hızla yerleştiriliyor masaya. Demek Çiğdem'in yemeklerini çok beğendin. Evet, onun yemekleri çok lezzetliydi. Çok beğendim onun yemeklerini. Lezzetli yaptı yani. Gerçekten yaptı. Ufak tefek tabii ki haksızlıklar. Tadı eksiklikler oldu ufak tefek. Ama gayet lezzetli ve güzel yapmıştı. Ben de hak ettiği puanı verdim. Çiğdem'in güzel yemek yapmasını beklemiyor muydun yoksa? Evet, Çiğdem Hanım'dan beklemiyordum. Ben aksine Neslihan Hanım'dan bekliyordum böyle bir şey. Ama o kendi şefliğini konuşturamadı. Yalnız sen de Neslihan'ın üzerine çok gidiyorsun sanki. Ama yapamadı Gürbüz, ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Bazen çok üstüne gittiğini düşünüyor musun? Hayır, çok üstüne gittiğini düşünmüyorum. Gayet açık ve haklı bir şekilde söylüyorum yapamadığını. Genç bir aşçı olduğu için ve bayan olduğu için, genç kuşaktan da olduğu için güzel bir masa hazırlayacağını düşünüyorum çiçeğiyle, masa örtüleriyle birlikte. İnşallah güzel yapar, benden de güzel puan alır. Ve masam? Hazır ama ekmeklerimi unuttum. Vallahi masa konusunda hızlı çıktı. Yalnız şu runner'ı bir türlü düzeltemedin. Bir değişik oldu, ben de anlamadım. Üşenmeyip çiçeği kaldırarak düzeltmeyi mi düşünsen acaba? Düşündüm ve harekete geçtim. Yani bazı şeyleri illa benim söylemem gerekiyor. Evet, Gürbüz'e iki varsın. Heh, ekmeğimiz de geldi. Yalnız tadı çatal bıçaklarını yanlış dizmişsin. Yönlerini bir kontrol et bence. Ve burası da aynı. Şimdi doğru oldu mu? Evet, oldu. Peki burada neyin eksik? Hiçbir şeyim eksik değil. Suyum eksik. Suyu sonra koyarsın. Sonra koyacağım. Bence şöyle karşıya geçip bir bak. Eksik olan ne? Evet, koydum, her şeyim tamam. Emin misin? Sanki bir şey koymayı unuttun. Ekmeğim orada. Tuzum, karabiberim orada. Peçeteliğim orada. Çiçeğim burada. Ben buradayım, daha ne olsun? Peki neyi unuttun? Ya da belki de koymuşsundur. Peçetelerim burada. Tabaklarım burada. Söyleyeyim mi? Evet. Sevgini koydun mu? Ya tabii ki koydum Gürbüz. Ben yaptığım her işi sevgiyle yapıyorum. Emin misin? Evet. Markette de dedim ya size, sevgi fıtırcıyım. Kalp kalp kalp. Hadi yemeklere geçelim artık. Hadi geçelim. Evet. Masaya kalbini verdin, bakalım yemeklere de verecek misin? Şimdi neyle başlıyoruz? Öncelikle tavuğumu marine etmem gerekiyor. Çünkü onun dinlenmesi gerekiyor ki ızgara yapayım. Hemen tavuğumu marine ediyorum. Vinaigret soslu ızgara tavuk için eti hazırlamakla başlıyoruz. Bravo! Vallahi eldiven kullanmanı takdir ettim. Kaç parça tavuk eti almıştın?
7 parça aldım. Herkese birer parça tavuk verdim. Ya 7 parça yeter mi Allah aşkına? Yeter tabii ki. Yalnız burada 7'den fazla var sanki. Say bakayım. 5, 6, 7, 8 parça var. O zaman bir tanesi benim. Peki Gürbüz. 7 parça alsaydın da bir tanesi senindi zaten. Sen beni de mi düşündün? Evet. Hemen eldivenlerimi çıkartıyorum. Baharatlandıracağım bunu. Bir de portakal suyu ekleyeceğim. Önce portakal suyumu ekliyorum. Sıkılan portakalların suyu marine edilecek tavuk etlerinin üzerine ekleniyor. Baharat olarak neler kullanacaksın? Evet, içinde sumak, isot, tuz, akbiber kullanacağım. Bunlarla marine edeceğim. Biraz da zeytinyağı atacağım. Birazcık yoğurup sonrasında dolaba kaldırıyorum. Vinaigret sosu sonra mı yapacaksın? Vinaigret sosu sonra yapacağım. En üstüne yapacağım tavuğu. Bu vinaigret sos nasıl bir şey? Vinaigret sos balzamik sirkeden, zeytinyağı, limon suyu, kuru domates, kuru kayısı salatalıktan oluyor. Bu arada sumak koydun. Evet. Bu tarifi kimden aldın? Bu tarif benim... Oo, wow! Eyvah eyvah! Kaşık lazım. İsotun fazla gelen kısmı kaşıkla alınıyor. Etlerin üzerine tuz, akbiber ve zeytinyağı ekleniyor. Vallahi yemekleri çabucak bitirirsin herhalde. Zaten hepsi çok basit. Basit değil Gürbüz, teknik isteyen şeyler. Bunlar. Evet tabii ki teknik isteyen şeyler. Basit olan şey değil. Herkesin yapabileceği yemekler. Bunlar herkesin yapabileceği yemekler değil mi? Değil tabii ki. Bizoniyi herkes yapamaz. Vinaigret sosu herkes yapamaz. Coleslaw'u, tempura karidesi herkes yapamaz yani. Sence bu vinaigret sosu, tempura karidesi anlayacaklar mı? Sadece yeni tatlar denemeye hazır olmaları benim için yeterli. Peki kim yeni tatlara hazır sence? Bence hiçbiri hazır değil Gürbüz. Öyle bir problem var. Ya o masada iki aşçı var. Evet ama hiçbirinin hazır olduğunu düşünmüyorum. Oktay Bey belki olabilir ama onun dışında hiçbirinin hazır olduğunu düşünmüyorum. Neslihan? Neslihan Hanım Osmanlı mutfağı yaptı. Yani yeniliklere açık bir insan değil ki zaten. Nasıl yani? Gerçi dün kendisine yapılan eleştirilere herkes her şeyi bilemez demişti ama. Gürbüz insanın kendini bilmesi güzel bir şey bence. İyi de aşçı sonuçta. Ama yeniliklere açık bir insan değil. Üstelik eğitici aşçı. Evet ama göremedik gününde maalesef. Üzeri streçle kapatılan tavuk etleri buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Kanoli tatlısının hamuru için mutfak tartısıyla ölçülen un, şeker ve tereyağı elle iyice karıştırılıyor. Hamur karışımına tartıyla ölçülerek elma sirkesi ve çok az su ekleniyor. Şimdi ne yapacaksın? Evet, şimdi hemen tekrar yoğurup bunu da dolaba kaldırıyorum. Birazcık sertleşmesi lazım. Aynı tart hamuru gibi bir hamur elde etmem lazım. Edebilecek misin? Edeceğim tabii ki Gürbüz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Bu arada sen okulu bitireli ne kadar oldu? Bitireli ben 2023'te mezun oldum. Daha çok yeni. Okurken çalışıyordun ama değil mi? Evet aynı anda çalışıyordum. Ne tarz yerlerde çalıştın? Restoranlarda çalıştım. Fine dining restoranta benzer yerlerde çalıştım. Alakart restoranlarda çalıştım. Benim genel olarak şeyim vardır zaten. Hep alakartta çalışıp bir iki ay pastanede çalışıp sonra tekrar alakarta geçiyorum. Sonra tekrar pastaneye geçiyorum. Sürekli bir geçişli gidişli bir şeyim var. Peki hedefin ne? Mutfakta hangi alanda olmak istiyorsun? Mutfakta ben mutfak şefi olmak istemiyorum. Buna karar verdim. Mutfak şefi yapmak istemiyorum. Dergilerde yazar, moderatör, şef olmak istiyorum. İyice yoğrulan kanoli hamurunun üzeri streçle kapatılarak buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Şimdi ilk olarak ne yapıyorsun anlat lütfen. Şimdi öncelikle mor lahanamı tutuyorum. Sonra mandolinden geçireceğim ki ince ince olsun. Coleslaw'da lahana dışında başka neler oluyor? Havuç oluyor. Havucu da mandolinimden geçireceğim. Ondan sonra ince ince julyen doğrayacağım. Sonrasında mayonez oluyor, akbiber ve tuz oluyor. Bu coleslaw'u tempura karidese yatak olarak kullanacaksın değil mi? Karidesi tempuralayacağım. Tempuralayacağım ve kızartacağım. Sonrasında coleslaw'un üzerine dikeceğim. Yalnız bu güzel bir şeye benziyor. Evet çok güzel oluyor Gürbüz. Altı pembe pembe çok lezzetli oluyor gerçekten. Bundan da bana biraz yaparsın artık. Lan korkmadım bakıyorum. Ya tuz yerine şeker atarsam? Ya uyarmasam kanoli hamuruna şeker yerine tuz atıyordum valla. Coleslaw için mandolinle inceltilen havuç dilimleri jülyen şeklinde incecik doğranarak mor lahanaların üzerine konuluyor. Mor lahana ve havucun üzerine bolca mayonezle akbiber ekleniyor. Tezgah hızlıca toparlanıp temizleniyor. Şimdi ne yapacaksın? Hemen eldivenimi alıp
Coleslaw mu yoruyorum? Oktay demiş ki Coleslaw'da kullanacağım mayonezi kendi yaparsa benden iyi puan alır demiş. Mayonezi kendisi yaparsa büyük bir benden bir artı puan alabilir. Ya tabii ki mayonezi kendim yapamam Gürbüz. Nasıl yapayım bu kadar süre? Mayonez zor bir şey mi ya? Tabii ki zor. Yani vakit alan bir şey. Çırpman gerekiyor, onun kesilmemesi gerekiyor. O riski göze alamam. Yapılabilir. Mayonezin zor bir yanı yok. Yani yumurta, sirke, yağ ve 3 bileşenden oluşan. Yani yaparsa tabii ki güzel olur. Kendisi yaptığı sosların hepsini kendisi yaparsa tamam. Ama kendisi de öyle bir şey yapmayacak ki. Ki burada el emeğiyle yapıp da yani lezzetsiz olan ürünler de gördük Gürbüz. En azından lezzetli olacak benimki. Vallahi mayonezi kendin yapabilirdin. Oktay'a katılıyorum. Ama yetiştiremem. Yetiştirirdin. Yetiştiremem. Vallahi aşçılık mezunu olarak herkes senden yüksek performans bekliyor, haberin olsun. Bence gayet iyi menüm. Ben menüme güveniyorum ya. En azından lezzetli yemek yedireceğim onlara. Boş boş lezzetsiz, tatsız, susuz ürünler yedirmeyeceğim. Bu arada Coleslaw bitti mi? Evet, Coleslaw'um hazır. Hadi hemen Coleslaw'u da buzdolabına at bakalım. Kapakla kapatıp dolaba koyuyorum. Beyaz lahana salatasını yapacak, hazır karidesi dondurulmuşu çıkartıp kızartacak, sodayla unla kızartacak, önümüze bırakacak, şef diye geçiniyor ama bu çok basit bir şey. Hadi şef olmasaydı, normal biri olsaydı diyecektim ki rahata kaçtı, bilmiyor. Ama şef diye geçinip bunu getirip önümüze koyması çok eleştiri konusu bence. Zerdeçallı risoni için soğanlar rondoda çekilerek ufaltılıyor. Tavada zeytinyağı kızdırılıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Soğanların suyunu sıkıyorum çok acılık vermesin diye. Vallahi rakiplerinin sinirini soğandan çıkarıyor gibisin. Soğanların suyu kalmadı artık. Risoni yaparken illaki soğanın suyunu çıkarmak gerekiyor mu? Yani ben acı tat vermesini istemediğim için ben kendim almayı tercih ediyorum. Ya sanki yemeğin içine girecek gibisin. Azıcık dik dur bakayım şöyle. Bilmiyorum, alışkanlık. Ya sen aşçısın. Dik dur biraz. Başını da kaldır bakayım. Heh, işte böyle. Böyle çalışamam. Aa, niye ya? Benim yemeğe yakın olmam gerekiyor. Dik durduğum zaman yemeğe yakınalım. Sevgimi yiyecek atamam. Yakınlaşmam mı lazım? Evet, yakınlaşmam lazım. Onunla bir bağ kurmam lazım. O benim çocuğum gibi, yaptığım her yemek. Risoninin soğanı ve sarımsağı da çocuğun gibi yani. Seni seviyorum. Güzel olacaksın. Güzel kavrul, tamam mı? Risoni için rendelenen sarımsaklar da soğanlarla birlikte kavruluyor. Bir paket arpa şehriye de soğan ve sarımsaklarla kavrulmaya başlıyor. Çok az kavrulan arpa şehriyelere sıcak su eklenerek pişmeye bırakılıyor. Karidesin tempura harcı için yumurta beyazları katılaşıp beyazlayana kadar mikserle iyice çırpılıyor. Soda, un, nişasta ve tuzla hazırlanan harca çırpılmış yumurtalar eklenip yavaşça yedirilerek karıştırılıyor. Nisanur mu? Bu senin kendi bıçağın mı? Evet. Vay! Nisanur Aydemir. Şef bıçağın çok havalı. Bu arada ne yapıyorsun? Şu an merengimi kattım. Tempura için merengimi kattım ve fold ediyorum. Merengi söndürmeden yediriyorum harca. Vay! Havalı cümleler. Fold ediyorum. Ne yapıyorsun? Fold ediyorum. Fold etmek ne demek? Merengi söndürmeden karıştırmak. Risoni için arpa şehriyelere biraz daha sıcak su eklenip tuz ve akbiber serpiliyor. Bir sevdiceğin var mı bakayım? Sevgililer gününde kendime çiçek almış insanın birine ihtiyacı mı var benim? Niye ya? Kendi kendime yetiyorum, hiç kimseye. Ya zaten daha çok gençsin. Uğraşmaya gerek yok bu tarz şeylerle. Sen de benim gibi evde kalacaksın galiba. Bu arada risoniye neler koydun? Akbiberlerimden koydum. Tuzumu koydum ve zerdeçalımı koydum. Peki parmesan peynirini sonda mı koyacaksın? Evet, en son bağlamak için koyacağım. Önce tereyağını koyacağım parmesandan önce. Sonrasında parmesanımı ekleyeceğim. En sonunda servis etmeden önce. Yalnız tereyağını ve parmesanı servisten önce koyman lazım. Servisten önce ana malzemelerin pişmiş ve hazır olması gerekiyor biliyorsun. Aha tamam, evet. Bu arada risoni renk değiştirdi. Tuz atmış mıydın? Evet, tuz attım. Tadına bir bakalım mı? Evet. Sen neden hiç tatlara bakmıyorsun? Yaptığım yemekleri tatmayı sevdim. Ya aşçı dediğin tadına tuzuna bakar. Nasıl olmuş sence? Güzel. Güzel mi? Güzel. Cannoli'nin iç dolgusu için ricotta peynirine portakal kabuğu rendeleniyor. Zerdeçalla birlikte kavrulan risoni tereyağıyla birleştiriliyor. Zerdeçallı risoni cam kaba alınıyor. Yani zerdeçallı risoni. Bütün menüsü gibi hepsi değişik değişik isimler koymuş.
havalı havalı isimler koymuş. Ondan da pek bir umudum yok yani. Arpa şehriye pilavı. Sadece ismini farklılaştırmış, daha havalı bir kalıba sokmuş. O kadar. Tavuk şehriye pilavı. Bilmiyorum, bana çok basit geldi. Portakal kabuklu ricotta peynirine göz kararı pudra şekeri eklenerek karıştırılıyor. Hazırlanan peynir dolgusu sıkma torbasına konuluyor. Oktay'ın yorumlarını ve tarzını beğeniyorum demişti. Sence Oktay iyi yemek yapabilir mi? Yani konuştuğuna göre yapabilir gibi gözüküyor. Birazcık bazen karıştırdığı şeyler oluyor, cevizle, pirinç gibi ya da tahinle süt reçeli gibi. Ama yapabilir diye düşünüyorum. Yani şeflik yapıyormuş sonuç olarak. Yapar herhalde. Umarım yapar. Umarım. Bu harcı nerede kullanacaksın? Bunu ricottanın kreması olarak kullanacağım. Ricottanın kreması mı? Kanolinin kreması olarak kullanacağım. Kanoliye ne zaman geçiyoruz? Hemen şimdi bunu kaldırıp kanolinin hamurlarını kızartıyorum. Ay, artık hızlansak iyi olur. Çünkü tamı tamına 1 saat 5 dakikan kaldı. Duydun değil mi? Evet, duydum. Süreyi duyunca moralim bozuldu sanki. Hiç merak etme. Ben sana inanıyorum. Başaracaksın. Duydun mu? Evet, duydum. Bunu hemen dolaba kaldırıyorum. Kanoli hamurumu alıyorum. Ve bunları kaldırıp tezgahımı toplayıp kanoli hamurumu açmaya başlıyorum. Hadi hemen toparlayıp başla o zaman. Beni hayal kırıklığına uğratmazsın umarım. Buzdolabında dinlenen kanoli hamuru açılmak üzere yağlı kağıdın üzerine alınıyor. Kanoli hamurunun kıvamı nasıl olmalı? Birazcık kurabiye kıvamında olması gerekiyor. Kurabiye hamuru kıvamında ve şu an kurabiye hamuru kıvamında gayet. İnce bir şekilde açıp kanoli rulolarıma saracağım. Neslihan dün 50 kat sütlü Nuri'yi açtığını söylemeye devam etti. Bugün sana da söylemeye devam eder mi dersin? Yani şöyle bir durum var. El emeği evet olabilir sütlü Nuri'ye de, ama ben tatlı yemedikten sonra neye puan vereceğim ki? Yani bunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Ben o gün tatlı yiyemedim ve bu yüzden puan veremedim. En azından dün tatlı yiyebildim. Bugün de en azından tatlı yiyebilecekler. O yüzden ne kadar el emeği o kadar iyi ya da ne kadar fazla ürün o kadar iyi diye bir şey söz konusu değil bence. Bu arada tam bir saatin kaldı. Açılan kanoli hamuru kalıpla yuvarlak şekilde kesiliyor. Kesilen her bir hamur metal çubuğa sarılarak kenarları birleştiriliyor. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Katılmayı evde izliyordum. O zamanlar işsizdim. Evde oturuyordum. Dedim ki başvursam en kötü ne olabilir ki? En kötü kaybederim. Birazcık da rezil olurum. O kadar. Yani en kötü ne olabilir ki diye düşündüm. Sonra başvurdum. Sonra geri döndüler. Annemlere söylememiştim başvurdum. Geri dönüldükten sonra söyledim. Onlar da ne kadar güzel işte katıl dene kendini falan dediler. Seni desteklediler yani. Desteklediler. Annemler hep arkamdadır. O yüzden çok şanslıyım gerçekten. Annem, babam, kardeşim hep arkamdalar. Kanoli hamurlarını kızartmak için kızartma tenceresinde bolca ayçiçek yağı kızdırılıyor. Vinaigret soslu ızgara tavuk için ızgara tava yağlanarak ısıtılıyor. Neden özellikle tavuğa dokunurken eldiven kullanıyorsun? Çünkü tavuk çapraz bulaşma içeren bir gıda. Eğer tavuğu çiğ şekilde elleyip sonrasında başka bir ürünü ellersem çapraz bulaşma yapıp yapıyor ve bu bakteri üretiyor. Ve bu bakteriler insanları zehirleyip öldürme boyutuna kadar ulaşabiliyor. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor çiğ tavukla hareket ederken. Ay, yalnız etleri yağ kızmadan tavaya koydun. Evet. Ama yağ döktüğüm için yapışacağını çok düşünmüyorum. Kızartılacak kanoli hamurları metal çubuklara sarılıyor. Tavuk etini marine ederken neler kullanmıştın? Onun marinasyonunda portakal suyu kullandım. Zeytinyağı, isot, sumak, akbiber ve tuz kullandım. Ya şimdi bu bruschetta'nın ekmeğini neden kendin yapmadın diyecekler. Ekmeğimi kendim yapabileceğim bir süre yok. Eğer öyle bir süre varsa kendi ekmeklerini yapabilirler. O zaman masaya getirdiğimiz ekmeği de herkes kendisi yapsın. Enginarlı bruschetta için baget ekmek ince ince dilimleniyor. Metal çubuklara sarılı kanoli hamurları derin yağda kızartılıyor. Bazı yemeklerinde tecrübe gerektiren ve pratik gerektiren şeyler var. Yaşı gereği pratik olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü daha çok genç, bu meslekte çok zaman geçirmesi lazım. Gerçek mutfaklarda çalışması lazım. Umarım iyi sonuçlar alırız. Ama biraz riskli gözüküyor benim gözüme. Yaşı çok genç. Bazı yorumlarından da anladığım kadarıyla yani meslek olarak da daha tam oturmamış.
Yani ben bu menüyü açıkçası yetiştireceğinden bile emin değilim yani. Şüpheliyim yani. Ne arıyorsun? Enginarım vardı dolapta, hemen onu alacağım. Kanolilerim kızarıyor. Kızaran kanoli hamurları kağıt peçete serili kaba alınıyor. Şu an ne yapıyorsun? Bruşette enginar için enginarımı kesiyorum. Bu enginarları haşlamayacak mısın? Haşlamayacağım, direkt çiğden kullanacağım. Bruşetta için konserve enginarlar küçük küçük doğranıyor. Kızaran kanoliler tavadan alınıyor. Kalan son kanoli hamurları da derin yağda kızarmaya başlıyor. Tavuk etleri sotelenen etlerle birlikte pişmeye bırakılıyor. Doğranan enginarlar kaseye alınıyor. Ya sen bayağı bir durgunlaştın. Evet, bayağı bir durgunlaştım şu an. Niye? Moralin mi bozuldu yoksa? Evet, yetiştiremiyorum çünkü sanırım. Ama daha zamanın var. Ne kadar? 35 dakika mı? 35 dakika mı? Pişen tavuk etleri tavadan alınıyor. Kızaran kanoliler diğerlerinin yanında soğumaya bırakılıyor. Kanoliler yandı. Hay Allah! Tekrar yapamaz mısın? Yapamam, hamurum yok. Ne yok? Hamur. Ya şu kasede biraz hamur var. Git bir bak hemen. Ondan bir tane daha çıkmaz mı? Çıkar. Bugün sana kim puan vermez sence? Bana Emre puan vermez. O yanan kanoliyi Emre'ye mi vereceksin? Hayır. Yoksa? Onun lafından çenesinden kurtulamam onu ona verirsem. Peki kime vereceksin? O bir tane yanı kendim alacağım. Diğerlerini normal vereceğim herkese. Metal çubuğa sarılan kanoli hamuru derin yağda kızartılıyor. Ay şimdi hava atıyor. 2 yıllık bir tecrübesi var. Yani ondan kat ve kat fazla tecrübe etmiş birine o kadar çok yorum yaptı ki kendini çok büyük görüyor. Bu yüzden de yıldızlarımız barışmadı zaten. Nisa Nur'un menüyü yetiştireceğini zannetmiyorum. Biraz tatlıda zorlanacağını düşünüyorum onun. Belki eğer heyecan yapmazsa, aslında menüsü çok kolay. Heyecan yapmazsa yetiştir ama biraz heyecanlı girerse yetiştireceğini düşünmüyorum. Ay, kanoli yanıyor galiba. Çabuk çabuk. Hadi hemen çıkar bakalım yağdan. Eyvahlar olsun. Bu daha da kötü yanmış. Ya seni o kadar uyardım. Beni dinlesen yanmayacaktı. Evet. Bak hala biraz hamurun var. İnce olur ama sen yine de yap bence. Açılıp metal çubuğa sarılan hamur derin yağda kızartılıyor. Kızartılan son kanoli hamuru da tavadan alınıyor. Neyse ki yanmadan kurtardı. Bak hallettin işte. Keyfin yerine geldi mi? Teşekkür ederim. Vinaigrette sosla sunulmak üzere ızgara tavada pişirilen tavuk etleri de nihayet hazır. Bruschetta için dilimlenmiş baget ekmekler ocak üstü tost makinesinde kızartılıyor. Burada yarışmak hiç de kolay değilmiş değil evet, mi? Evet, gerçekten hiç kolay değilmiş. Şimdi Neslihan'a hak veriyor musun? Ben şu an herkese hak veriyorum abi. Yani kimse yok. Bruschetta için suda yumuşayan kuru domatesler doğranarak enginarlara ekleniyor. Bu akbiberi nereden keşfettin? Akbiberi eski çalıştığım yerde kullanıyorduk. Ve gayet yakışıyordu ürünlere. O yüzden ben de seviyorum. Süzme yoğurdun üzerine bal ve tuz ekleniyor. Süzme yoğurt için dereotları incecik doğranıyor. Kızartılmayan ekmeklerin üzerine süzme yoğurtlu ve ballı karışım sürülüyor. Eyvah! Ekmekler yanıyor galiba. Koş koş! Ay! Yandı mı? Evet. Hay Allah ya! Diğerlerini kullanamam şu an. Çünkü yetiştiremedim hiçbir şey. Mutfağım berbat. Mutfağım çok dağınık. Hiçbir şey yetiştiremedim. Sıkma canını. Hala biraz zamanım var. Salatam yok mesela ortada. Karidesim yok. Vinaigrette sosum yok. Ama daha 20 dakikam var. Evet ama. Enginar ve kuru domateslerin üzerine limon suyu sıkılıyor. Temizlenmiş karidesler bambu çubuklara geçiriliyor. Şu an ne yapıyorsun? Şu an karideslerimi tempuraya buluyorum. Kızartacağım. Kaçar tane yapacaksın? İkişer tane yapacağım. Tempurayla kaplanan karidesler derin yağda kızartılıyor. Vallahi bugün eleştirilere hazır ol bence. Hazırım şu an zaten, her şey hazırım, her türlü eleştiriye. Yetiştiremedim çünkü. Kızartılan tempura karidesler yağını çekmesi için havlu peçetenin üzerine bırakılıyor. Enginar ve kuru domatesli karışım süzme yoğurt ve bal karışımıyla hazırlanan ekmeklerin üzerine yerleştiriliyor. Ya kış günü aslında bir çorba tercih ederdim. Yani sıcak sıcak içimiz ısınırdı. Yani başlangıç bir karides, baget ekmek üzerine yapacağız, soslu moslu bir şey, enginar. Bilmiyorum, çok başlangıcı bana çok iyi gelmedi açıkçası. Ben bu enginarları niye seçtiklerini anlamıyorum yani. Hadi Çiğdem Hanım aşçı değildi,
enginarı seçmiş olabilir ama sen aşçısın yani. Enginar ne alaka? Artı bir de çorba yok. Şefim niye geçiniyorsun? Yani bir yemek davetinde ilk başlangıcın çorba olduğunu ben mi sana öğreteyim? Enginarlı bruşettalar da nihayet hazır. Sırada tatlının son aşaması var. Ay, ya o metal çubuklar hamurlardan çıkmazsa? Bir şey diyeceğim, şu an gerçekten yapıştıysa. Eyvah eyvah! Hamur metal çubuğa yapışmış. Şey, neyse ki bıçak yardımıyla bir tane kanoliyi metal çubuktan çıkarmayı başardın. Eyvah! Parmağın kesildi. Bekle, hemen bant getireyim. İyi misin? Bu arada üzgünüm ama kanoliler olmayacak galiba. İstersen zaman kaybetmeden vinaigret sosuna ve salatana geçelim, ne dersin? Nisa Nurcuğum, bir karar vermen lazım. Tamam, sonra toplayayım ancak. O kadar pis karşılayamam insanları. Yara bandını da taktım. Artık eldivenle devam etmen gerekecek. Şimdi sosla mı salatayla mı devam ediyoruz? Önce elma salatanın yeşilliğini suya basmam lazım. Yeşil elmalı salata için yıkanan roka yaprakları doğranıyor. Sen çok mu duygusalsın? Ya değilim, normalde de kendime sinirlendiğim zaman sinirden çok çabuk ağlayabilen bir insanım ve kendime çok çabuk sinirleniyorum. Jülyen doğranan yeşil elmalar da salataya ekleniyor. Bu arada zerdeçallı rizoniye bakmanı istiyorum. Ben böyle kalıp şeklinde rizoni ilk kez görüyorum. Onu ben suyla yumuşatacağım ısıtırken. Bu börek değil, değil mi? Değil. Doğranan kuru kayısılar da salataya ekleniyor. Ben sabah sana büyük konuşanlar patlıyor demiştim ama sen de bana asla patlamam demiştin. Ama yine de moralini bozma lütfen. Hayat bir kere daha öğretiyor ki asla asla demeyeceksin. Bir kere daha bana bunu öğretti. Çok teşekkür ederim. Elde ufaltılan cevizler de salataya ekleniyor. Salatanın sosu için sıkılan portakal suyuna zeytinyağı ve akbiber ekleniyor. Yeşil elma salatasının sosu da nihayet hazır. Sırada ızgara tavukla sunulacak vinaigret sos var. Z kuşağının tam kendisi bence o. Aşko kuşko konuşuyor. Yemeklerini de savunurken sivri dilini gösterecek. Her şeye bir cevap vereceğini düşünüyorum. Çıt kırıldı aşka kuşka tarzı konuşuyor. Z kuşağı gibi konuşuyor. Kendini çok beğenmiş, çok bilgili. Yaşı 21 yaşında ama sanki 25 yıllık bir tecrübesi varmış gibi konuşuyor. Çok bilmiş biri aslında kendisi ama inşallah yemeklerini bugün savunurken Aomoi diye bir konuşmaz, ağzını götürüp gevelemez bence. Yoksa hiç ciddiye almam yemeklerinden. Bence öyle konuşmasın, öyle konuşmayı da bıraksın. Bu vinaigret sosun içinde neler var? Zeytinyağı, balzamik, sirke ve limon suyu koyacağım. Bu kadar. Başka bir şey girmiyor mu? Giriyor normalde. Ne giriyor? Ama orijinal vinaigret zaten böyle oluyor. Ben sadece kuru domates, kuru kayısı, salatalık da ekleyecektim. Ama şu an eklemeye zamanım yok. Zeytinyağı, balzamik sirke ve limon suyuyla hazırlanan vinaigret sos ızgara tavukla sunulmaya hazır. Ve son 3 dakika. Maalesef tatlını yetiştiremedin. Eksik menüyle başlayacaksın. Belki de sana 1-2 puan verme haklarını kullanmazlar. Ne dersin? Evet ama büyük ihtimal kullanacaklar bence. Hadi ya. Öyle mi diyorsun? Acımazlar diye düşünüyorum. Ve son 3, 2, 1. Süren bitti. Evet. Üzerimde de eşyalarım çok. Artık kapıyı açman lazım. Zuhal Hanım'ı bekletme hadi.